akşamlar. Kanal 13 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 13'ün yayında ben Işıtay Sakarın'ın sunumunda Türk Ana Haberleri'ni izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Van'ın Başkale ilçesi Ömertaş Mahallesi muhtarı Mikail Duman, mahallesindeki koronavirüsle hastaları sağlık ekipleriyle güvenlik güçlerinden gizlediği gerekçesiyle görevden alındı. Başkale ilçesine bağlı Ömertaş Mahallesi İstanbul'dan gelen bir vatandaşa koronavirüsü görülmesi üzerine 7 Nisan günü ilçe hıfzı sağ kurulu kararıyla karantinaya alındı. Karantina süreci devam ederken sağlık ekipleri mahallede geniş çaplı tarama başlattı. Ancak mahalleye İstanbul'dan gelen başka vatandaşların da olduğu, bu vatandaşlarla ilgili muhtar Mikail Duman'ın karantinanın kaldırılması için yetkililere bilgi vermediği belirlendi. Bu bilgi üzerine harekete geçildi. Yapılan çalışmalar ile İstanbul'dan gelenler sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri tarafından tespit edildi. Yapılan testler sonucunda ise 8 kişinin daha koronavirüsü taşıdığı saptandı. Ömertaş Mahallesi'nde vaka sayısının 20'ye yükseldiği açıklandı. Karantina sürecinin devam ettiği mahallede yapılan çalışmalar hala devam etmektedir. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Antakya ilçesine bağlı Küçük Dalyan Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak dezenfektan olduğu bilgisini aldı. İş yerine düzenlenen operasyonda üzerlerinde Arapça yazılı 400 mm'lik plastik kaplar içerisinde 450 kuldeki kaçak ve usulsüz üretildiği değerlendirilen 5400 dezenfektan jel ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahibi Suriye uyruklu S.K. gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Çukurca ve Irak kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda ikisi gece görüş olmak üzere 3 adet türbin, 2 adet el bombası, 5 adet fünye, 2 adet 60 mm'lik hava mühimmatı ve 287 adet Doçka mermisi, 3 adet RPG-7 roket atar ve 4 adet RPG-7 sef fişeği, 2 adet güneş enerji paneli ile yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildiğini belirtti. Azerbaycan'ın Merkez Devlet Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada koronavirüs enfeksiyonunun 16 Nisan'dan 17 Nisan'a itibaren yayılmasını önlemek için uygulanan özel karantina rejiminin ihlali nedeniyle Azerbaycan Cumhuriyeti İdari Suçlar Kanunu'nun 211. maddesi uyarınca ülke yollarına giden 2543 kişiye ceza işlemi yapıldı. Azerbaycan Parlamentosu Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne Azerbaycan'ın işgal altındaki bölgelerinde sözde seçimleri kınamadıkları için bir protesto mektubu gönderdi. Parlamento oturumunda Milli Meclis Başkanı Sabiha Gafarov'dan yapılan açıklamada Başbakan Pece'nin seçimler hakkında yorum yapmasının talihsiz olduğunu, Gafarov da ayrıca anti-milli güçleri de eleştirdiğini, bu anti-ulusal güçlerin Ermenilerin çıkarlarına hizmet ettiğini belirtti. Ben Işıtay Sakarya'nın sunumunda Türk Ana Haberleri'ni izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.